أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض يسير من الدنيا. وقال في حديث آخر: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. عزيز ve muhterem Kanal Urfa TV izleyicileri, Cuma'nız mübarek olsun, hayırlı cumalar olsun. Cuma zaten hayırlıdır ama biz hayırlı bir amelde bulunalım, hayırlı işlerde bulunalım, hayırlı ibadetleri yerine getirelim. O manada Cuma mübarek olsun diyoruz. Yoksa Cuma kendisi mübarektir. Bizim Cuma'nın mübarek olmasını söylememize zaten gerek yoktur muhterem izleyiciler. Aziz izleyiciler, dünyada hiçbir şey ebedi ve baki kalmak üzere yaratılmış değildir. Her şey sonludur. Ebediyet ve ezeliyet sadece ve sadece zat-ı uluhiyete mahsus bir durumdur. İnsan fani, ömür kısa, lüzumlu vazifeler çok. Hayat-ı ebediye burada kazanılacak. Ne iyilik ve ne fenalık cezasız kalmayacak. Hem madem dünya ebedi kalmak için yaratılmış bir menzil değildir. Hiçbir şey ebediyete, efendim kalacak, ebediyete kadar kalacak durumda değil. Her şey gelip geçicidir muhterem izleyiciler. Evet, kezalik bu dünya menzilinin ve içinde oturan insanların bu dünya menzili, dünya bir menzildir, bir yerdir, bir yerleşme yeridir. Ve içinde oturan insanların, varlıkların ehvaline, hallerine dikkat edilirse anlaşılır ki bu dünya ebedi kalmak için yaratılmış bir menzil, bir yer değildir. Fanidir. Kullu nefsin zâikatul mevt. Her nefis
ölümü tatacaktır. Bu nedenle bu ayet-i kerimenin külliyetinde nev'i insan, nev'i insani insan oğulları bir nefis dirilmek üzere ölecek. Dirilip unutulup kalacak değil. Öldükten sonra ebedi bir aleme intikal etmek üzere o da dirilecek. Ve küre-i arz, yer küresi dahi bir nefis, baki bir şekle, baki bir surete girmek için o da ölecek muhterem Müslümanlar. Dünya dahi bir nefistir. Bu dünyamız dahi bir nefistir. Ahiret suretine girmek için o da ölecektir muhterem Müslümanlar. Dolayısıyla bu dünya menziline gelen insan varlıkların, insanların, varlıkların ahvaline, hallerine dikkat edilecek olursa anlaşılır ki bu dünya ebedi kalmak için yaratılmış bir menzil değildir. Ebediye sadece Allah'a mahsus. Baka ancak Allah'a mahsus. Kullu men aleyha fan. Yeryüzünde olan herkes, her şey fanidir, geçicidir, sürelidir. Bu neyi ifade ediyor muhterem Müslümanlar, muhterem izleyiciler? Diyor ki dünyaya aldanma, dünyaya güvenme, dünyanın varlığı seni aldatmasın, fanidir, gider. Efendim, onun için bu dünyaya güvenme kardeşim. Neye güven? قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ Ey Habibi Edibim, ümmetine, insanlara de ki, Allah'ın fazl-ı keremi, Allah'ın vermiş olduğu iman, Kur'an'a insanlar bel bağlasınlar. O, buna bel bağlamaları, buna inanmaları, buna tabi olmaları, dünyalık olarak toplayacakları her şeyden daha üstündür. Daha kıymetli, daha değerlidir. Onun için muhterem izleyiciler, dünya baki değil. Dünya fani. Dünya geçici. Aldanmayalım kardeşim. Birçok insanları aldattı. Birçok insanları harcadı. Birçok insanları tepeye çıkarıp ondan sonra da baş aşağı yere vurmuş bir dünyadır. Öncekiler ne yaptılar ki? Onun için İbnül Verdi diye bir alim var. Oğluna nasihatler yapıyor. O nasihatler cümlesinden de şöyle bir beyti var. وَتْرُكِ الدُّنْيَا فَمِنْ عَادَاتِهَا Dünyaya güvenme. Dünyaya aldırış etme, dünyaya bağlanma. Çünkü dünyanın adetidir ki, تَخْفِضُ الْعَالِ En yüksek zirvede olanı aşağı indirir. وَتُعْلِي مَنْ سَفَلْ Aşağıda olan, değersiz olan, kıymetsiz olan insanları da yüceltir. Bunun için Fahri Kainat Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem'den nakledilen bir hadis-i şerifte şöyle buyurulur. La tequmus sa'a kıyamet kopmaz. Ne zamana kadar? Hatta yekuna ahzan nasi bid-dunya Luka ibn Luka. Kıyamet kopmaz ta ki dünya malına sahip olan insanlar ne idüğü belli olmayan insanların eline geçecek. Bayağı olan insanların eline geçecek. Değersiz insanların eline geçecek. Pinti, cimri, gereksiz insanların eline dünya malı geçmedikçe kıyamet kopmayacak muhterem Müslümanlar.
Dün onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna Cibril-i Emin geliyor. Cebrail Aleyhisselam geliyor. Fakat insan suretinde geliyor. Güzel bir insan şekline giriyor. Bembeyaz elbiseli, simsiyah saçlı, yabancı olmasına rağmen de hiç üzerinde bir sefer izi, misafirlik izi, Arap çöllerinde görünen insanlara, misafir olan insanlara toz toprak üzerlerinde eksik olmaz. Fakat bu öyle bir kimse ki, bembeyaz elbise, bir zerre kadar toz yok. Simsiyah saçlı, saçlarında zerre kadar toz yok. Yabancı olmasına rağmen, efendim bizden de kimse onu tanımıyor. Geldi Peygamberimize selam verdi. Dizlerini Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın dizlerine dayadı. Ellerini ettehiyyatta oturur gibi dizleri üzerine ellerini koydu. Ve Peygamber Efendimiz'e soru sordu. Dedi, mel imanu? İman nedir? İmanı bana tarif et. İmanı bana anlat. Fahri Kainat Efendimiz, Amentü'deki iman esaslarını, Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, ahirete iman, kadere, kazaya iman, kaza ve kadere iman, kaza ve kadere imanı olmayan Müslüman değildir. La yu'minu ahadukum hatta yu'mine bil kader, hayrihi ve şerri, hulvihi ve murri. Sizden biriniz kadere iman etmediği sürece o insan Müslüman olamaz. Kaderin tatlı tarafına da, acı tarafına da iman edecek. Acı tarafa itiraz etmeyecek. Niçin şöyle, niçin bu böyle demeye hakkımız yok. Mülk Allah'ındır. Malikul mulk yetasarrafu fi mulkihi keyfe yaşa. Mülkün sahibi O'dur. Allah'tır. Biz de hem Allah'ın mülküyüz, hem Allah'ın memlukuyuz, hem Allah'ın mülkünde çalışan, karın tokluğuna çalışan ameleleriz, işçileriz. Biz hepimiz şahtan gedaya kadar, paşadan efendim normal bir insana kadar hepimiz Allah nezdinde çalışan işçileriz, memurlarız, ameleleriz. Biz Cenab-ı Hakk'a efendim çalışan insanlarız. Yani Allah'a çalışmak demek, Allah bizim çalışmamıza muhtaç mı ki biz Allah'a çalışıyoruz? Hayır muhterem Müslümanlar, biz kendimiz için çalışıyoruz. Ama Allah'ın yanında çalışıyoruz. Ama bizim patronumuz deyim yerindeyse Rabbul Alemin'dir. Biz onun nezdinde çalışan ameleleriz ve bizim ücretimiz karın tokluğu dünyada. Karın tokluğu. Dünyanın en zengin adamını düşünün, karın tokluğundan başka bir şey yiyor mu? Bir ayakkabıdan başka giyebiliyor mu? Bir pantolondan başka, bir gömlekten başka giyebiliyor mu? İki ayakkabı üst üste giyme şansı var mı? İki pantolonu üst üste giyme şansı var mı? İki gömleği üst üste giyme şansı var mı? Yok muhterem Müslümanlar. Biz Allah indinde çalışan işçileriz muhterem Müslümanlar. Memurlarız. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, kadere iman etmeyen bir insan Müslüman değildir. Kaderin iyi tarafına sıhhat, afiyet, efendim huzur, mal, mülk, servet, evladu, ayal, bunlar dünyanın nimetleri. Bir de acı tarafına da iman etmek lazım.
ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. دنيايا gelen bütün musibetler, felaketler, sıkıntılar, seller, depremler, tufanlar hepsi levh-i mahfuzda daha önceden yazılmış kardeşim, yazılmış. İlla fi kitab, ancak ve ancak onlar levh-i mahfuzda yazılıdır, yazılı. Min qabli en nebra'aha, onu meydana getirmeden evvel tespit etmiş Rabbul Alemin. Likeyt la te'sev ala ma fatakum. Bunun için geçen, elinize geçmeyen şeylerden dolayı üzülmeyesiniz. Kadere iman eden kederden kurtulur. Men amene bil kader, emine minel keder. Kader-i ilahiye iman eden insan keder ve tasa çekmez, çekmez. Bilir ki Rabbul Alemin bu işi şu dünyada bana nasip etmemiş. Eğer Rabbim bana nasip etseydi, eğer onu bana yazsaydı, mutlaka ve mutlaka elime geçecekti muhterem Müslümanlar. Üzülmeyin geçene. Geçmişe üzülmek doğru değil. Onun için kaderin hem iyi tarafına hem efendim acı tarafına iman etmek lazım. Bu nedenle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Cebrail Aleyhisselam'ın sorusuna bu şekilde cevap vermiş. Bu şekilde cevap vermiş. Cebrail Aleyhisselam peygamberden aldığı bu cevaba karşılık sadakte diyor. Evet, sen doğru söyledin. Ey Allah'ın Resulü, ey kainatın efendisi, ey kainatın sebebi hılkati, ey ruz-u mahşerin şefaatçısı, doğru söyledin. Fe'acibna minhu. Biz bu gelenden hayret ettik. Yes'eluhu ve yusaddiku. Soruyor hem de doğrudur diyor. Doğru söylüyorsun diyor. Soru soran bir insan bilmiyor demektir ki soru soruyor. Fakat bu adam aldığı cevaba karşılık doğru söyledin diyor. Demek ki bu adam biliyor. E biliyor, niye soruyor? İşte onu anlamak lazım. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve selleme bir soru daha tevcih ediyor. Mel İslamu? İslam nedir? Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam en teşhede en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Şehadet edesin, inanasın, bilesin ki Allah'tan başka ilah yok. Allah birdir. Sultan-ı kainat birdir. Her şeyin dizgini onun elinde. Her şeyin anahtarı onun yanında. Her şey onun emriyle halledilir. Onu bulsan, onu bulsan, Allah'ı bulsan, imanla ona yönelsen, rahmetini elde etsen, her matlubunu buldun. Her matlub, her talep ettiğin, her arzu ettiğin, her istediğini elde etmiş olursun. Hadsiz minnetlerden ve korkulardan kurtulursun. Sonsuz bir şekilde kimsenin minneti altına girmesin, kimseden de korkmazsın, tasalanmazsın. Bilirsin ki bütün dizginleri Rabbul Alemin elinde tutmuş kardeşim. Nasiyetul muluki biyedillah yukallibuha keyfe yeşâ. İnsanların da, kainatın da, varlıkların da dizginleri Allah'ın elinde. Allah Celle Celaluhu dilediği yöne onu yönlendirir. Sağa döndürür, sola döndürür, yukarıya kaldırır, aşağıya indirir. Çünkü mülkün sahibi odur. Malikul mulk, mülkün sahibi.
تؤتي الملك من تشاء. Allah dilediğine mülk verir. Aziz Müslümanlar, üzülmeyin, tasalanmayın, korkmayın. Müslüman korkmamalı. Müslüman güçlüdür. Müslüman kuvvetlidir. Müslümanın dayandığı, efendim, dayanak çok kuvvetli. وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Eğer gerçekten mümin iseniz, Allah'a dayanın. Neyle dayanın? Günahlarla mı? İbadetsizlikle mi? Haramlarla mı? Isyanlarla mı? Hayır, hayır. Sağlam bir imanla, sağlam amellerle, doğrulukla, hakkaniyetle, ciddiyetle, her hak sahibinin hakkını vermekle, kimseye haksızlık etmemek, kimsenin hakkını elinden almamak, kimseye yalan söylememek, kimsenin hakkına tecavüz etmemekle Allah'a güvenin, Allah'a dayanın, Allah'a yönelin. وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوا Allah'a tevekkül edin, Allah'a. اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Eğer gerçekten siz mümin iseniz, Allah'a tevekkül edeceksiniz. Ve وَعَلَى اللّٰهِ فَلَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ Kim dayanak arıyorsa, kim sağlam bir dayanak arıyorsa, Allah en güçlü dayanaktır. En kuvvetli dayanaktır. En metin, en kavi olan dayanak Allah'tır, aziz izleyiciler. Onun için Cenab-ı Hak kainatın sahibi. La eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Yine bilirim ki Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam Allah'ın Resulüdür. Allah'ın Resulüdür. Allah'ın elçisidir. Allah'ın elçisi olduğunu kanıtlayan birçok kanıt var. Bir parmağının işaretiyle ayı iki parçaya bölüyor. Susuz kalmış ordusuna 10 parmağından su akıtıyor. Ağacı çağırıyor, yerinden söküyor köklerini, geliyor. Peygamber aleyhissalatü vesselama selam veriyor. Kerim gibi bir mucize-i bakiyeyi getirmiş. Emsalını, bir suresini, bir efendim, bir ayetini insanlar yapamıyor. Yapamıyor. Kur'an-ı mucizül beyan, beyanı insanları acze bırakan Kur'an. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِثْلِهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِق۪ينَ Eğer bunu Hazreti Muhammed yazmış diyorsanız, siz de bir sure getirin, onun gibi olsun. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا Eğer yapamazsınız ve yapamayacaksınız, yapamayacaksınız. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ O zaman kendinizi yakıtı taşlar ve insanlar olan cehennemden kendinizi koruyun. Evet. Sonra Resul-i Ekrem devam ediyor. İslam'ı soran sorana cevaplar olarak وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةُ Farz olan namazı kılacaksınız. خَمْسُ صَلَوَاتٍ اِفْتَرَضَهُنَّ اللّٰهُ عَلَى الْعِبَادِ 5 vakit namaz. Allah kullara bunları farz etmiş. مَنْ اَدَّاهُنَّ كَانَ لَهُ عَهْدٌ عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةِ Kim bu 5 vakit namazı hakkıyla eda ederse Allah katında onun bir efendim garantisi olur ki Allah onu cennete koyacak. Kim bu 5 vakit namazı eda etmezse Allah katında bir sözü yok.
إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. Allah isterse ona azap verir, Allah dilerse onu affeder. Mülk sahibi Allah, istediğini affeder. يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ. Allah dilediğini affeder, dilediğini de azaba tabi tutar muhterem izleyiciler. Mülkün sahibi o. Kimseye itiraz etmeye hakkı yok, karışma hakkı yok. لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ. Rabbul Alemin yaptığından hesaba çekilmez. Niçin şu şöyle, niçin bu böyle? Kimsenin soru sormaya, itiraz etmeye hakkı ve salahiyeti yoktur muhterem Müslümanlar. وَهُمْ يُسْأَلُونَ. İnsanlar dünyada yaptıklarından Allah'a hesap verecekler. Aziz izleyiciler, Allah'a hesap verecek. Bunun ötesi yok. İ'mel ma şi'te. El birru la yeble. İyilik çürmez. Ve zembu la yunsa. Günah unutulmaz. Ve deyanu la yemut. İnsanlara hesaba çeken Rabbul Alemin bakidir, ebedidir, sonsuzdur. Ve insanlara hesaba çekecek. İ'mel mâ şi'te. İstediğini yap. Ki bugün bir kısım insanlar aynen behaim gibi, behimeler gibi nefsin arkasına düşmüşler, nefsani arzuları, istediği şeyleri yapıyorlar muhterem Müslümanlar. Hiçbir şeyden kendilerini alıkoymuyorlar. İnhum illâ kel en'am. Onlar ancak hayvanlar gibidirler. Belhum azal. Belki hayvanlardan daha sapıktırlar. Neden? Çünkü hayvanların hesabı yok. Hesabı var da onların azabı yok. İnsanların azabı var. Hesapla birlikte azabı var. Muhterem izleyiciler, İ'mel mâ şi'te, istediğini yap. Kemâ tedînu tüden. Ne yaparsan karşılığını bulacaksın. Zannetme ki ben yaptım, yanımda kar kaldı. Vay zavallı, vay zavallı, vay zavallı. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Zerre miktar hayır yapan onun karşılığını bulacak, görecek, elde edecek, çare yok. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Zerre miktar şer yapan da karşılığını bulacak. Karşılıksız bir şey yok muhterem Müslümanlar. Hiçbir şey karşılıksız değil. Hem madem ne iyilik ve ne fenalık. Ne iyilik ve ne fenalık cezasız kalmayacaktır. Cezasız kalmayacaktır. Aya bu insan zanneder mi ki başı boş kalacak? Haşa, belki insan ebede meb'ustur. Ebedi bir hayata, bir hayat için gönderilmiş. Bu insan zanneder mi ki başıboş kalacak? Haşa, belki insan ebede meb'ustur. Saadete ebediye, ebedi bir saadet, mutluluğa veya şekavete daimiyeye, daimi bir azaba efendim namzettir insan. Adaydır. Az çok, az olsun çok olsun, her amelinden, her yaptığından muhasebe görecek. Yani ihmal mi edilecek? Başıboş mu kalacak? İstediği gibi mi yapsın, hasap görmesin? Öyle bir şey yok. Az çok, büyük küçük, her amelinden muhasebe görecek. Muhasebenin neticesinde ne olacak hali? Ya taltif, ya ödül, ya ödüllendirilecek veya Allah korusun tokat yiyecek, tokat. Allah'ın sillesine hedef olacak. Allah'ın sillesi üzerinde olacak. Allah'ın ahiretteki sillesi
azab-ı cehennemdir. Cehennem ateşidir. Nar-ı cahimdir. Hutamedir. Onun için aziz izleyiciler, hiçbir şey karşılıksız değil. Ve insan dünyada serbest bırakılmış. Hadi bakalım. Sana akıl verdik mi? Verdik. Kuvvet verdik mi? Verdik. İyi kötüden ayırt edecek peygamberler ve kitaplar gönderdik mi? Gönderdik. Hadi sen serbestsin. Ne yaparsan yap ama bunun sonucuna da katlanacaksın. Bunun sonucunu da hesaba katman lazım. Bunu bilesin. Evet. Sonra ve tuqima salate, namazı dost doğru kılacaksın. Ve tu'tiye zekate, zekatı vereceksin. Zekat. Allah öyle bir kanun kurmuş ki muhterem Müslümanlar, اِنَّ اللّٰهَ فَرَضَ ف۪ي اَمْوَالِ الْاَغْنِيَا مَا يَسَعُ الْفُقَرَا. Allah zenginlerin malına, fakirlere yetecek kadar bir farize kıldı. Zekat farizasını kıldı. Zenginler zekatını verse dünyada fakir kalmayacak. Kalmamış. Ömer bin Abdülaziz zamanında zekatı, sadakayı, fitreyi kabul edecek insan yoktu. Herkes yeteri kadar mala sahip idi muhterem Müslümanlar. Bu nedenle o zamanda, o dönemde efendim zekat kabul edecek, sadaka kabul edecek, fitre ve hayrı kabul edecek kimse yoktu. İşte insanlar zekatlarını dürüst verseler, yeryüzünde fakir kalmayacak. وَتُؤْتِيَ الزَّكَاتَ Zekatını vereceksin. وَتَصُومَ رَمَضَانَ Senede bir ay Ramazan orucunu tutacaksın. Ramazan orucu. Şehru Ramazan. Ramazan ayı. Ramazan ayını oruçla geçireceksin. Ve tehuccel beyte, Beytullah'ı ziyaret edeceksin. Ama in istata'te ileyhi sebile, eğer yol bulursan, imkan bulursan, müsaade bulursan, gidebilecek bir konumdaysan, bu ibadeti yapman farzdır. Yine sadakta diye cevap verdi. Doğru söyledin. Sonra ne diyor? Diyor, mel ihsanu. İhsan nedir? İhsan. İhsan nedir? İhsan ihlastır. Yani yaptığın işlerini, yaptığın şeyleri yalnız ve yalnız, yalnız ve yalnız Allah rızası için yapacaksın. Başka bir mesele, başka bir amaç, başka bir amil, etken işin içerisine karışmayacak. Karışmayacak. Men a'ta lillah ve ahaza lillah ve mena'a lillah fakat istekmelel iman. Kim Allah için verirse, kim Allah için vermezse, kim Allah için efendim severse, kim Allah için buğz ederse, o insanın imanı kemale ermiş olur. Kemale erer. İhsan nedir? En te'budallâhe ke'enneke terâh. Allah'a öyle kulluk yapacaksın ki Allah'ı görür gibi Allah'a kulluk edeceksin. Fe in lem tekun terâhu, eğer sen Cenab-ı Hakk'ı görmüyorsan, fe innehu yarâk, Allah seni görüyor ya, Allah seni müşahede altına almış ya, Allah seni denetimi altına almış ya, gözetimi altına almış ya, o yeter. Cenab-ı Hakk'ı görür gibi Allah'a kulluk etmek. Bu nedir? Bunun adı ihsan. Yani ihlas. Yani yaptığın şeyi yalnız ve yalnız Allah rızası için yapacaksın. Bu da nedir? Bu da ihsandır. Sonra
soruyor. Diyor fe'ahbirni anissa'a. Bana kıyametin ne zaman kopacağını haber ver. Peygamberimiz bu soruya cevaben diyor ki mel mes'ulu anha bi'a'leme minessa'il. Kendisinden sorulan sorandan bu konuda daha fazla bilgiye sahip değil. Yani ben de o zamanı bilemem, sen de bilemezsin. Bilmemekte ikimiz biriz. O zaman dedi ki fa akhbirni an emaratiha. Kıyametin alametlerinden bana bahset. Kıyametin alametlerinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir iki tane kıyametin alametinden efendim bahis açmış. En telidel emetu rabbetaha demiş. En telidel emetu cariye doğura, rabbetaha efendisini doğura. Yani kendisi cariyedir. Fakat efendiyle bir araya gelmiş ve o araya gelmekten dolayı bir tane çocuk olmuş. Bu çocuk hürdür. Annesi köle, kendisi hür. Bu hür olan insan annesinin efendisi olacak. En telidel emetu rabbetaha. Yani kendisine efendim, kendisi cariye, kız çocuğu doğuracak ve kız çocuğu annesinin efendisi olacak. Annesinin amiri olacak. Bu neyi ifade ediyor muhterem Müslümanlar? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hadis-i şeriflerinde buyururlar ki utitu cevami'ul kelim. Yani az sözle çok mana ifade edecek imkanı Rabbim bana verdi. Az sözle çok manaları ifade ediyor. Bir cümleyle bir kitap yazılabilir. Öyle Peygamber aleyhissalatü vesselamın veciz, kısa, öz, anlamlı mübarek sözleri var. Bu neyi ifade eder? Allahu alem. Ahir zamanda evlat annesine anne olarak değil köle muamelesi gösterecek. Annesine köle muamelesi yapacak. Yani anne babanın hukuku çiğnenecek. Anne baba hukukuna riayet edilmeyecek. Evlat karşısındaki insan sanki annesi babası değil, sanki kölesidir. Köle işçiden daha düşük. İşçi hasabına gelmedi mi çıkar çalışmaz. Ama kölenin böyle bir şansı yok. Köle efendisine bağlı. Efendisinin isteğine bağlı. İradesine bağlı. Yol göstermesine bağlı. Efendi ne derse onu yapmak durumundadır muhterem Müslümanlar. Dolayısıyla zaman gelecek, evlatlar anne babalarına köle muamelesi yapacak. Yani anne baba hukuku çiğnenecek. Anne babaya itibar edilmeyecek. Kıymet verilmeyecek. Allah'ın gönderdiği kitab-ı mübin olan Kur'an'a zıt hareket edilecek. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا Allah emretti ki Allah'tan başkasına ibadet etmeyesiniz. وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Kendisine ibadetten sonra en önemli mesele evlatların anne babalarına iyilik yapmalarıdır. İyilik haklarıdır. Hürmet haklarıdır. Onlara şefkat edilmesidir. İmmâ yebluğanne indekel kibar. Yaşlı halde senin himayene sığınırsa. Yebluğanne indekel kibar. Yaşlılık halinde senin yanında olursa. Fela tekullahuma uffin. Onlara öf bile deme. Ve la tenharhuma. Fela tekullahuma uffin. وَلَا تَنْهَرْهُمَا Azarlama onları, azarlama. وَقُلْ لَهُمَا Anne babana karşı söyle. قَوْلًا كَر۪يمًا Güzel söz söyle. Hoşa giden söz söyle. Sevindiren söz söyle. Onları üzecek, onları rencide edecek, onların kalbini kıracak sözlerden uzak dur. Bakın Cenab-ı Hak öf bile demememize emrediyor anne babamıza karşı.
Dolayısıyla muhterem Müslümanlar, ahir zamanın alametlerinin birincisi, anne baba hukuku çiğnenecek. Anne baba hukuku elden gidecek. Anne baba haklarına sahip olamayacak. El-iyadu billah. Onun için kıyametin alametlerinden birincisi bu. İkincisi, وَاَنْ تَرَى الْحُفَاتَ الْعُرَاتَ الْعَالَةَ رُعَاءَ الشَّاهِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ. Zamanında yalın ayak, çırılçıplak, koyun çobanı insanları binaları yükseltmekte birbirlerine yarış yapacak halde olduklarını göreceksin. Yani zamanında zügürt, fakat dünya malı sonra onun eline geçmiş ve ne idüğü belli olmayan insanların eline dünya malı geçecek. Biraz evvel okuduğum hadis-i şerifte de Peygamberimiz öyle buyuruyor. لَا تَقُومُ السَّاعَةِ حَتَّى يَكُونَ اَحْظَ النَّاسِ بِالدُّنْيَا لُكَعُ بْنِ لُكَعُ. Lüka'u bin lüka, nokta nokta. Yani ne dersen gider. Nasıl yorumlarsan gider. Yorum götürür bir şekil. Yani yaramaz insanların eline dünya geçecek. Efendim sabahleyin Mercedes'i kullanacak. Öğleden sonra da BMW arabasını kullanacak. Ama kendisi mana aleminde değeri olmayacak. Kıymeti olmayacak. Efendim önemi olmayacak. Dünya malı dünyada kalacak ve kimse beraberinde amellerinden başka bir şey götürmeyecek. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sadak da dedi. Ondan sonra bir anda baktık ki o gelen adam yok. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, bilir misiniz bu gelip soru soran kim olduğunu? Ashab-ı kiram dediler ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Dedi ki bu Cebrail'dir. Size dininizin emirlerini öğretmek için öyle yaptı. Size efendim örnek olsun. Soru nasıl sorulur? Soru soran adam sorduğu adama karşı nasıl davranması gerekiyor? Nasıl bir edep takınması gerekiyor? Bakın Cebrail aleyhisselam meleklerin en büyüğü. Meleklerin en büyüğü. Tartışılmayacak derecede. Fakir alem Efendimizin huzuruna geldiği zaman dizüstü çöküyor, ellerini de tahiyyatta oturur gibi dizlerine koyuyor. Yani soru soran bir insan, alimlere sorusunu sorarken kemale edep ile soru sorması lazım. Edepli bir şekilde soru sorması lazım. İnat ederek, baş kaldırarak, hakaret ederek, karşı tarafı ezerek soru sorulmaz muhterem Müslümanlar. Dinimiz hepsi edep. A'dan Z'ye kadar İslam dini insanlara edebi gösteriyor. Ahlakı gösteriyor. Dürüstlüğü gösteriyor. İnsaniyeti gösteriyor. Efendim, hayırlı olmayı gösteriyor. Bu nedenle bu Cebrail'di, size dininizi öğretmek üzere böyle yaptı diye Peygamberimiz cevap verdi. Kıyametin alametleri çok muhterem Müslümanlar. Nedir? Efendim hain olan insanı emin görmek. Adam haindir. Hıyaneti, efendim hıyanetin zirvesine çıkmış, o olmasına rağmen de o haini emin görmek. Emin olan insanı da hain görmek. Salihleri kötülemek. Kötüleri övmek. Binaları yükseltmek. Mescitleri süslemek. Mescitleri süslemek. Gidin bakın. Yapılan camiler ne kadar süslü. O süslülere verilen paralar binlerce insanın karnını doyuracak derecede. En iyi cami
en makbul cami, efendim süssüz olan, süsü olmayan, sade olan, sade camiler makbul. Bizim memleketimizde, Şanlıurfa'da camilerimize bakıyoruz. Önceki camilerimize bakıyoruz. Hiçbirisinde, ama hiçbirisinde süs adı altında hiçbir şey yok. Süs diye bir şey yok. Camiler sade, camiler zarif, camiler güzel, hiçbir efendim süs yok. Şimdi yapılan camilere bakın muhterem Müslümanlar, süslerden geçilmiyor. Hatta namaz kılan bir insanın da dikkati dağılıyor. Süslerle meşgul oluyor. Süslere bakıyor, namazdan uzaklaşıyor, huşuhtan uzaklaşıyor. Onun için camilerin süslenmesi kıyametin alameti. Sonra cehaletin çoğalması. Safhada, yani insan şahsi ibadetlerini, şahsi gerekliliklerini, şahsi yükümlülüklerini bilemeyecek hale gelmiş. Kelime-i şehadeti bilmeyen bir insan nasıl Müslüman olur? Kelime-i şehadet nedir? İmanın anahtarı. İmanın anahtarı kelime-i şehadettir. E onu da bilmiyor. Hele kadınlarda bu daha çok. Bu daha çok. Has safhada muhterem Müslümanlar. Efendim, ilmin azalması. İlim, 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 ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen, ya nice okumaktır. Ne zamana kadar okuyacaksın, kendini bilmeyeceksin. Onun için hadis-i şerifte, men arafa nefsehu fekad arafa rabbe. Nefsini bilen, vücudunu bilen, kendini bilen, ne mal olduğunu, ne durumda olduğunu bilen insan, Allah'ı da böylelikle tanımış olur. Bunun mefhumu muhalifi, kendini tanımayan insan, Allah'ı da tanımış olmaz muhterem Müslümanlar. Ve imaratu sibyan, çocukların başa gelmesi. Yani ehliyetli olan insanlar değil de, ehliyetten yoksun olan insanların işlere vaziyet etmesi, işlerin başına gelmesi, işleri yapmaya çalışması. Efendim, kadınların çoğalması. Kesratun nisa. Kesratun nisa nedir? Kadınların her yere girmesi. Sokakları doldurması. Efendim, mağazaları doldurması. Caddeleri doldurması, her yeri doldurması demektir. Ki bugün, el-iyadu billah, bu iş had safhaya gelmiş. Ve bütün dünyada bu öyle. Yalnız İslam aleminde değil, her yerde kadınlar her tarafı istila etmiş. Qilletur rical, erkeklerin azalması. Bu bir hikmete binaen. Kadınlar daha çok tevellüdatı olacak. Erkeklerin tevellüdatı daha az olacak kıyamete yakın bir zamanda. Doğumlar hep kız olacak. Erkekler doğumda azalacak. Efendim, ve kefratü zina, zinanın çoğalması. Zina çoğalacak. Kim bu bugün muhterem Müslümanlar, zina o kadar çoğalmış ki, zinaya götüren vesileler o kadar çoğalmış ki, zinanın efendim icra edilmesine vesile olan imkanlar o kadar çoğalmış ki, el-iyadu billah, Allah'a sığınırız. Ve şurbul hamr, içkinin içilmesi. İçki su gibi içiliyor. Su gibi. Öyle yerler var ki, yani bakkalda bile içki satılıyor. Bakkalda bile içki satılıyor. Ve riba, faiz alabildiğince yayılmış.
alabildiğince çoğalmış. Birçok insan faiz yapıyor. Hacısı yapıyor, mütedeyyini yapıyor. Ehlullah olduğu görünen insanlar maalesef bir kısmı bunu yapıyor. Efendim, Müslümanlar arasında fitneler çoğalacak. İşte Suriye, işte Irak, işte Yemen, işte Filistin, işte Libya, işte İslam alemi. Buna şahittir. Efendim, bunlar hepsi hadis-i şeriflerle sabit olmuş olan durumlardır. Ve buna benzer birçok efendim kıyametin alametleri var. Kıyamet alametlerinin de en büyüğü ve iman kapısının kapanmasına vesile olan, tevbe kapısının da kapanmasına vesile olan büyük bir alamet var. O nedir? Güneşin batıdan doğması. Güneşin batıdan doğması. O zaman la yenfe'u nefsen imanuha, insanların imanı kendilerine fayda vermeyecek. Lem tekun amenet min qablu, daha önce iman etmemiş. Güneş batıdan doğduğunda iman ediyor. El ana. Şimdi mi iman ediyorsun? İman geçerli değil. Güneşin batından doğması, efendim, imanın kabulünün kapanmasına vesiledir. Tövbenin kapanmasına vesiledir. Ve batıdan güneşin doğması her şeyin sonu demek. Artık insanlar ister istemez iman edecek, korkudan iman edecek. İsteyerek değil, benimseyerek değil, efendim inanarak değil, sadece ve sadece azab-ı ilahiyle karşı karşıya geldiği için ne yapıyor? İman ettiğini söylüyor. Ki Firavun'un imanı gibi. Firavun suda boğuluyor, boğulmakla pençeleştiği sırada efendim âmentu billezî âmenet bihi benû İsrail. İsrailoğluna iman ettiği Allah'a ben iman ettim dedi. Cenab-ı Hak ona el-ene, şimdi mi iman ediyorsun? Vakad asayta kablu, öncelere uluhiyet davasında bulunuyordun. Ve kunte minel mufsidin, ifsad edenlerdendin diye Cenab-ı Hak onun imanını kabul etmedi muhterem Müslümanlar. Cenab-ı Rabbul Alemin bu mübarek cuma günü hürmetine, hasta olan bütün din kardeşlerimizin hastalıklarına acil şifalar ihsan eylesin. Hastahanede, ameliyat masasında, yoğun bakımda, efendim servislerde, polikliniklerde şifa arayan bütün ehli imanın hastalıklarına acil şifalar ihsan eylesin. Borçlu olan din kardeşlerimizin borçlarından kurtulmalarını, ödeme imkanı bulmalarını nasip ve müyesser eylesin. Kimin ne muradı varsa bu mübarek cuma günü hürmetine Rabbim hayır üzerine ihsan eylesin. Kimin ne istediği varsa Rabbim hayır üzerine ihsan eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Tekabbel minna ya Rabbi bi hurmetil Fatiha. Kanal Urfa ekranlarından herkese mutlu akşamlar. 11 Nisan 2019 bugün gündemdeki gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayız. Sayın seyirciler, 11 Nisan 2019 dedik. Yani Şanlıurfa'nın, Urfa'nın kurtuluşunun
99. yılı etkinliklerle başladı. Şanlıurfa'da bu etkinlikler 4 gün boyunca sürecek. Kurtuluş Savaşı'nda düşmanlara karşı sergilediği destansı mücadelesi nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla şanlı unvanı verilen tek şehir olan Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bundan 99 yıl önce düşman işgali altında olan Şanlıurfa'nın 12'lerin öncülüğünde verilen mücadeleyi Urfalılar zaferle kazandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kortej yürüyüşü düzenlendi. Kortej yürüyüşüyle başlayan etkinliklere vatandaşlar ve çocuklar ellerinde bayraklarla yoğun ilgi gösterdi. Ulu Cami önünden başlayan yürüyüş Hamara Teller Çarşısı'na kadar devam etti. Etkinlik Mehteran takımının gösterisi, Kılıç Kalkan gösterisi ve halk oyunları gösterisiyle devam etti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyaz Gül programda yaptığı konuşmada Urfa'nın kurtuluşu gönül gönüle vererek kazanıldığı ifadelerini kullandı. Bu işgal kuvvetlerinin binlerce kilometre ötede Şanlıurfa'da ne işleri vardı? Ve yine bu işgal kuvvetleri o günün kurtuluş mücadelesi sonucu döndükten sonra bu amaçlarından, emellerinden vazgeçmişler midir? Tarihi iyice okumamız lazım. Bugünün gençlerimizin tarihe bakıp o günü iyi anlamaları gerekir ki tarih tekerrürden ibarettir diyoruz. Bu tarihin tekerrür etmemesi için elbette o günü iyi bilmemiz lazım. O günkü şehitlerimizi ve geçmişteki tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. O günkü kahramanlarımız önünde saygıyla eğiliyoruz. O gün başlayan bu kahramanlık mücadelesi bugün son vermiş midir? Hayır. Devam etmektedir. Düşman amacından, emelinden vazgeçmiş midir? Hayır. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ise Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünü kutladı. Tarihi, geçmişimizi her vesileyle dile getirdiğimiz gibi iyi bilmemiz, iyi anlatmamız, bu şuuru gençlerimize, çocuklarımıza ve gelecek nesillere iyi aktarmamız gerektiğini ifade ediyoruz. Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri de programda bir konuşma yaptı. Aslında kutladığımız ecdadımızın zaferidir. Bizler bu vatanı vatan yapmak için kan dökmüş o şanlı ecdadın torunları olarak bugün onları yad etme adına, şehitlerimizi yad etme adına, gazilerimizi rahmetle anma adına bugün buralardayız. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş da vatandaşlarla bir araya gelerek Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünü kutladı. Şanlıurfa halkı Türkçüyle, Arabıyla, Kürtüyle, Sünnisiyle, Şiisiyle el ele verip ülkemizi işgal etmek isteyen şerdatlarla karşı birlik ve beraberlik içerisinde olup Allah'a çok şükür Şanlıurfa'mızı kurtuluşuna vesile oldular. Urfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri kurtuluş kahramanlarının fotoğraf sergisiyle devam etti. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Haydi bismillah. Sabah saatlerinde kortej yürüyüşüyle başlayan etkinlikler Büyükşehir Belediyesi sergi salonunda kurtuluş kahramanlarının yer aldığı fotoğraf sergisiyle devam etti. Serginin açılışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken sergide 2016 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Şanlıurfa'ya verilen Kurtuluş Madalyası da yer aldı.